Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Attila Sertel de bir açıklama yaptı. Şimdi 3 Mayıs 2011 itibariyle, yani Dünya Basın Özgürlüğü Günü, dünyadaki gazeteci, hapishanedeki gazeteci sayısı 145. Türkiye'de, yalnız Türkiye'de, tek başına Türkiye'de 68'e kutlamak lazım. Allah kutlamak lazım. Yani dünya rekorları kıramıyoruz, birinci olamıyoruz. Bakarsanız birinciyiz. Nitekim yine Attila Sertel'in yaptığı açıklamaya göre Dünya Ekonomik Forumu'nun 2010 Küresel Bilgi ve Teknolojileri raporunda basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye yalnızca Zimbabwe ve Libya'yı geride bırakarak 138 ülke içinde 136. olmuş. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman basın özgürlüğü konusunda nerede olduğumuz ortada. Buna gerek yok. Yani bakınız basın özgürlüğü konusunda nerede olduğumuza. Hepimizin bir gazeteci arkadaşı, birden çok gazeteci arkadaşı içeride. Ve daha garibi, bunları iktidar mensupları başları sıkıştığı zaman diyorlar ki efendim yargı kararlarına biz karışamayız. Bu gazeteciler yargıdan yargı kararlarıyla içeri atıldılar. Ama aynı zamanda Sayın Başbakan diyor ki bunlar diyor bomba malzemesi, nasıl bomba yapmak, bomba bir suçsa, bir terör şeyse bomba malzemesi de suçtur diye basılmamış kitapların şeyine atıfta bulunuyor. Yani bir nevi buna sahip çıkmaktır. Ve bakınız basın özgürlüğünün neresinde olduğumuza, şimdi basılmamış kitabın kitaba el konması ve bundan dolayı insanın içeri girmesi, bu ancak orta çağda görülen bir şey. Ama sorarsanız tabii diyecekler ki bunlar efendim basın faaliyetlerinden dolayı değil, terör faaliyetlerinden dolayı içeri girdiler. Zaten diktatoryal rejimler hep böyle derler. Basını bir terör örgütü olarak, bir terör aracı olarak görürler. Ve terör kadar terörle aynı muameleye maruz bırakırlar. Bu da kendi içinde, yani baskıcı yönetimlerin kendi zihniyetleri içinde tutarlı bir davranıştır. Peki Faruk Bey, siz ne diyorsunuz? Bu rakamlar Türkiye'deki tabloyu sizin bakış açınızdan